2017 yılında Ardahan'ın Karagöl mahallesinde bir apartman inşaatı için temel kazılırken fark edilen garip bir şey tüm kazının durmasına sebep oldu. Kepçe operatörü henüz birkaç metre derine inmişken toprak altındaki tuğla örülü lahiti fark etti. Gidip daha yakından baktıklarında anlaşıldı ki bu bir mezardı. İçeri doğru baktıklarında ise tahtadan yapılmış bir tabutla karşılaştılar. Bir asırdan uzun süre sonra gün yüzüne çıkan 19. yüzyıldan kalma bir tabuttu bu. Uzun yıllar toprak altında korunan tabut gün yüzüne çıkıp havayla buluştuğunda hızla deforme olmaya, tahta sertliğini kaybetmeye başladı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen yetkililer ve meraklı bakışlar eşliğinde tabutun kapağı açıldı ve kolları yerleştirildiği son pozisyonda duran, üzerinde üniforması, ayağında çizmeleri, başında saçı ve yüzünde sakalıyla bir adam çıktı karşılarına. Kazı yapılan yerde belli ki Rus hakimiyeti zamanlarından kalma bir mezar vardı ve bu mezar da bir Rus'a aitti. Ancak üzerindeki üniformasından sıradan bir Rus olmadığı, bir asker hatta bir komutan olduğu rahatlıkla anlaşılıyordu. Her karışı zenginliklerle dolu Türkiye coğrafyasında temel kazmak için bile bir yere kepçe vurduğunuzda başka bir tarih fışkırıyor. Gündem içinde kaynayıp giden onlarca değerli arkeolojik haberden biri olmuyor Ardahan'daki bu buluntu. Çünkü haberlerle birlikte servis edilen fotoğraflar çok çarpıcıdır. Sanki daha birkaç ay önce uykusunda ölüme teslim olmuş gibi duran, üniformasıyla gömülen bu Rus komutanın görüntüleri önce Türkiye'de, ardından Rusya ve eski Çarlık Rusyası etkisi altındaki tüm coğrafyada büyük ses getirdi. Herkes aynı sorunun cevabını merak etmeye başladı. Kim bu komutan? Önce herkesin aklına gelen ilk isim Vasily Geyman oluyor. Vasily Geyman bir generaldi ve Rus ordusunda önemli başarıları vardı. Son olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda komuta kademesinde görev almış ve 1878'de Kars'ta bir hastalığa yakalanıp ölmüştü. İnşaat kazısı sırasında tespit edilen diğer kemikler ve kalıntılardan, o yıllarda Rus hakimiyetinde olan bu bölgede bir mezarlık olduğu anlaşılıyordu ve general buradaki mezarlığa gömülmüş olabilirdi. Rus arşivlerinden çıkan General Vasily Geyman'ın fotoğrafları ile cenazenin fotoğrafları yan yana getirildiğinde herkesin dikkatini çeken benzerlikler göze çarpıyordu. Ancak bir süre sonra ortaya çıktı ki tabut General Vasily Geyman'a ait değildi. Rus araştırmacılar tabuttan çıkan ipuçlarıyla cenazenin kimliğini belirleme mücadelesine tekrar başladılar. Rus askeri tarih arşivinde görevli Oleg Chistyakov öncelikle cenazenin General Vasily Geyman'a ait olmadığını ispatladı. O yıllarda Kafkasya'da yayınlanan bir gazetenin küpüründe generalin cenaze gününe ait bir haber buldu ve cenazenin bugünkü Türkiye toprakları içinde olmayan bir yere gömüldüğü anlaşıldı. Araştırmacı, tabuttan çıkan cenazenin üzerindeki üniformadan bir tarih aralığı belirliyor. Bu üniforma, Rus ordusunda 1882'den 1907'ye kadar kullanılmıştı. Üniforma üzerindeki apoletlerden bunun bir yarbay üniforması olduğu hemen anlaşılıyordu. Ve apoletlerdeki 20 numarası da 20. Piyade Tümeni'ni işaret ediyordu. 1882-1907 yılları arasında 20. Piyade Tümeni'nde görev yapmış bir yarbay. Bu tanıma uyan, Tiflis, Kutasi ve Kafkasya'nın farklı yerlerinde gömülü birden fazla yarbay vardı. Ancak Ardahan'da defnedildiği kayıtlara geçen tek bir isim vardı. O da Yarbay Karl Karlovich Yepeski. İsmi son derece karizmatik olsa da hakkında anlatılacak çok da şey olmayan sıradan bir subaydı Yarbay Karl Karlovich. Ölüm belgesini bölgedeki bir Ermeni Katolik Kilisesi hazırlamıştı ve belgede 1894 yılında beyin kanamasından öldüğü yazıyordu. Eşinin dul maaşı alması için hazırlanan belgede ise tifüs olarak kayıtlara geçmişti ölüm sebebi. Bu arada muazzam Rus arşivciliğine de bir şapka çıkartmak istiyorum. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük değişimler olmuş? Çarlık Rusyası yıkılmış, yerine Sovyetler Birliği kurulmuş, Sovyetler Birliği dağılmış, Rusya Federasyonu kurulmuş ama yine de Çarlık Rusyası zamanında görev yapmış bir subayın ölüm belgeleri hala arşivde, hala ulaşılabilir vaziyette. Peki ne oldu bu cenaze? Şimdi nerede? Yarbay'ın kimliği belirlendikten sonra Polonya asıllı olduğu anlaşılıyor ve Polonya'da 3-4 kuşak sonraki torunları kan bağı olan birkaç kişi bulunuyor. Ancak en nihayetinde ne Rusya'dan ne de Polonya'dan birileri cenazeye sahip çıkmıyor. 16 ay boyunca müze deposunda duran cenaze, Ağustos 2018'de Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyünde eski bir Hristiyan mezarlığına tekrar defnediliyor. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ya da tarihimize 93 Harbi olarak geçen savaşın çok önemli bazı sonuçları olmuştur. Ama bunun da yanında günümüze kadar uzanan bazı izleri ve şehir efsanesine dönüşmüş hikayeleri de var bu savaşın. Yarbay Karl Karlovich 2017 yılına kadar uzanan bir izdi. Bunun yanında 93 Harbi'nin günümüzde hala yaşayan bazı izleri İstanbul'un derinliklerinde bir yerde gizli. 93 Harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus Savaşı'nda üstünlüğü elde eden ve batıda İstanbul'a girmeyi hedefleyen Rus ordusu Yeşilköy'e kadar gelmişti. Kıbrıs karşılığında İngiltere'nin müdahil olmasıyla Ayasofonos Anlaşması'nın imzalanması İstanbul'un işgalini önlese de toprak kayıplarını ve ağır tazminatları önleyememişti. Osmanlı Savaşı'nın mağlup tarafıydı.
Galip taraf Çarlık Rusyası, savaşta ölen askerlerinin anısına ilerledikleri son noktayı temsil eden Ayastefonos'a, yani bugünkü Yeşilköy'e bir anıt yapmak istiyordu. Cephe hattında mezarları dağınık vaziyette bulunan askerlerin bir kısmının kemikleri bu anıt ve çevresine gömülecekti. Tarihe Ayastefonos Rus abidesi olarak geçen yapının ortaya çıkış hikayesi kısaca buydu. Bugün Florya'da herhangi bir sokak gibi görünen bu sokak, bir zamanlar etrafında hiçbir şeyin olmadığı bomboş bir araziydi. Florya Murat Kölük İlkokulu'nun tam karşısındaki boş arazi, bir zamanlar Ayastefonos Rus anıtının olduğu yerdi. Uzun yıllar askeri bölge olarak kullanılan alanda bugün hiçbir şey yok. Ancak 2008 yılında bölgeyi ziyaret eden bir Rus araştırmacı, o zaman askeriyenin yer aldığı alanda temel kalıntılarının fark edilebildiğini iddia etmişti. Hatta anıtın yıkımı ardından enkazın taşınması için açılan bir yolun da alanda belli belirsiz durduğu yine bölgeyi ziyaret eden Rus araştırmacının iddiaları arasında. 1914 yılında Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle yıkılmasına karar verilen anıt, aynı zamanda bir propaganda aracı olarak da kullanılmak istendi. Anıtın yıkılması filme kaydedilecek ve halka izletilecekti. Bu iş için önce Avusturyalı bir şirketle anlaşıldı. Fakat yükselen milliyetçi duygularla filmin Türk-Müslüman kimliğine sahip birinin imzasıyla çekilmesine karar verildi. O yıllarda yedek subay olarak askere alınan Fuat Bey ya da soyadı Kanunu ardından Fuat Uskunay filmi çekmek için görevlendirildi. Projeksiyon makinesi kullanmayı bilen Fuat Uskunay'ın kısa bir eğitimle film kaydeden makineyi kullanmayı öğrendi ve filmi bu kısa eğitim ardından çektiği 1950'lerde yazılan Türk sinema tarihi kitaplarında geçmiştir. İlk Türk filmi ya da ilk yerli film olarak kayıtlara geçen Ayastefonos'taki Rus abidesinin yıkılışı isimli propaganda filmi 1914'ün 14 Kasım günü çekilmiştir ya da çekildiği iddia edilmiştir. İşte tam olarak bu konu yakın tarihin en heyecan verici tartışmalarından biridir. Çünkü bahsi geçen film kayıptır ve herhangi bir kopyası günümüzde dahi ortaya çıkmamıştır. Filmin varlığına dair en büyük kanıtlar süreli yayınlarda çıkan haberler ve yazılardır. 25 ve 26 Aralık 1914'te iki farklı gazetede bahsi geçen filmin Sirkeci'de bulunan Ali Efendi sinemasında yayınlandığına dair haberler vardır. O zamanın İstanbul basınına yansıyan bilgi, filmin 4 gün gösterimde kaldığı ama halkta pek de bir heyecan uyandırmadığı ve gişe yapmadığı şeklindedir. Ancak film, Ordu Foto Film Merkezi'nde yok. Katalogda bu isme kayıtlı filmin yerinde başka bir film var. Dahası filmi çektiği söylenen Fuat Uskunay, röportajlarında, anlatılarında filme dair tek kelime etmemiştir. Bunun yanında filmi izlediğini iddia eden kimse de yok. Film var mı yok mu, varsa günün birinde ortaya çıkar mı bilmiyorum ama hikaye bu haliyle çok güzel. Ayastefonos abidesine dair bir diğer heyecan verici detay ise abidenin yıkımı ardından ortaya çıkan molozların başka inşaatlarda kullanılması ihtimali. İddiaya göre tamamen ortadan kaldırılması 3 ay süren abideden çıkan parçalar o yıllarda devam eden inşaatlarda kullanıldı. Kim bilir belki de İstanbul'un eski apartmanlarından birinde bu abideye ait parçalara hala rastlayabiliriz. Ve son bir şey daha. Günün birinde İstanbul Harbiye'deki askeri müzeyi ziyaret ederseniz müzenin derinliklerinde bir yerde bir çan göreceksiniz. İşte bu çan, bahsi geçen Rus abidesine ait. Halen Harbiye'deki askeri müzede muhafaza edilmekte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.